Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda bir formül vereceğim. Yalnız bu formül hem tarla bitkilerindeki yani buğday, arpa, yulaf gibi bitkilerimizde çok rahatlıkla kullanabiliriz. Hem de kendi amatör olsun veya profesyonel olsun sebze üretimimizde rahatlıkla kullanabileceğimiz toprağın içerisindeki mikroorganizmaları, enzimleri, hormonları devreye sokarak hem gübre kullanmadan yani o sentetik gübre dediğimiz gübreleri kullanmadan büyük tarım alanlarında nasıl gübreleme yapabileceğimizi göreceğiz. Hem de zaten kendi üretimimiz olan bu gübrelerle birlikte gübre maliyetlerimizi ki şu an üreticileri en fazla sıkıntıya sokan gübre fiyatları oldu. Çok deli fiyatlara çıkınca bu gübreler birçok üretici taban gübresinin yanında bir de üst gübreleme yapmayı düşünmeden artık ne çıkarsa Allah ne verirse bir buğday, yulaf, arpa yetiştirmeye hatta bununla birlikte ayçiçek ve mısır da yetiştirmeyi düşünmeye başladılar. Çünkü fiyatlar artık yani tabiri caizse akı bokunu götürmeyecek. Bütün ürünleri tek tek aslında tanıtmak, anlatmak ve ne işe yaradıklarını görmek lazım ki bu karışımla gerçekten biz bu işi yapabilir miyiz anlayabilmemiz lazım. Öncelikle biz ısırgan gübresinden başlayalım. Genelde bizim ziraat mühendisi arkadaşlarım burun kıvırdığı, çok fazla içerisinde bitki besin maddesi olmadığını iddia ettiği ancak Avrupa'nın birçok ülkesinde, İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'da, İngiltere'de ticari olarak satılan bu ısırgan gübresi sadece azot gübresi olarak düşünmek doğru değil. Zaten en büyük yanılgımız burada. Isırgan gübresi sadece azot gübresi değildir. Hatta içerisinde sadece bitki besin maddeleri olan bir gübre olarak düşünmek de doğru değil. Tam 129 madde vardır ısırgan gübresinin içerisinde ve hepsi farklı farklı işlere yarar toprağın içerisinde. Bu 129 farklı madde bedava toprağın içerisinde bizim için gübre yapmak, besin maddesi yapmak için uğraş veren mikroorganizmaların canlılığını sağlar. Bu 129'un içerisinde bazı maddeler vardır ki biyostimülan görevi görür. İşte bazı maddeler vardır ki bu maddelerde bitkinin büyümesine yarayabilecek bir takım enzimleri, hormonları devreye sokup onların daha fazla işlev görmesini sağlar. Bu nedenle ısırgan gübresinin sadece bitki besin maddesi veyahut da çok daraltılmış bir şekliyle o genel herkesin düşündüğü gibi bir azot gübresi değildir sadece. Birçok işe yarayan çok kapsamlı ve gerçekten burun kıvıramayacağınız kullandığınız zaman her zaman size çok büyük faydalar sağlayabilecek bir gübredir. Ancak biz genelde yaptığımız en büyük sıkıntılardan biri ki daha çok büyük geniş üretim alanlarında yaptığımız sıkıntı toprağın organik maddesini çok yukarılara çıkartmadığımız için çok düşük seviyelerde kaldığı için biz daha fazla gübre kullanmak durumunda kalıyoruz. Toprağın içerisindeki organik madde seviyesini ne kadar yukarıya çıkartabilirsek bizim kullanacağımız gübre o denli aşağı iner. Şöyle bir rakam vermek gerekirse 3 aşağı 5 yukarı. Buğday ekiyorsunuz ve sizin toprağınızın organik madde değeri diyelim 1. Siz yani makarnalık buğday ekmiyorsanız, normal buğday ekiyorsanız 12-13 kilo civarında saf azot kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Ancak sizin bu toprağınızın o 1 olan organik maddesini 3'e çıkardığınızı düşündüğünüz zaman bu sefer bu 11-12-13 kilolarda kullanacağınız gübre, azot gübresi 8-9 kilolara kadar aşağı iner. Bu nedenle öncelikle sizin yapacağınız iş organik maddenin yani toprağın organik maddesini mümkün olduğunca yukarılara çıkartacak bir takım uygulamalar. Bunun için ne yapabilirsiniz? Yeşil gübreleme yapabilirsiniz. Hangi ürünü ekecekseniz ana ürün olarak ona uygun bir takım yeşil gübreler vardır. Bunlardan kullanabilirsiniz. Ahır gübreleri kullanabilirsiniz. Bunun gibi kullanabileceğiniz bir sürü maddeyle birlikte bu toprağın içerisindeki organik madde seviyesini yukarıya çıkarmanız lazım. Bu birinci kural. Yani gübrelemenin aslında birinci kuralı toprağın organik maddesini mümkün olduğunca yukarılara çıkartabilmektir. Zor bir iştir, sürekli gerektiren bir iştir. Bir kere yaptım, bu iş bitti diye düşüneceğiz bir iş değildir. Yeşil gübreleme yapacaksanız her sezon öncesinde bunu yapmak durumundasınız.
Bakın ısırgan gübresi demin dediğim gibi sadece bir azot gübresi değil. Dünya çapındaki üniversitelerde çok ciddi araştırma yapıldı. Bununla ilgili genelde Türkiye'de çok fazla deney kapsamlı araştırmalar olmadığı için maalesef ki biz dışarıdaki üniversitelerden bir takım örnekler vermek. Bütün dünya gübreyi ne kadar az kullanabilirim, toprağın organik maddesini ne kadar yukarıya çıkartabilirim, toprağın içerisindeki enzimleri, hormonları, bir takım bitki büyümesine faydalı olan mikroorganizmaları nasıl çoğaltırım diye bir sürü araştırmalar yapıyor. Yıllara yaydığı bir sürü saha çalışması yapıyor. Ancak Türkiye'de bunu bulmamız pek mümkün olmuyor. Mesela Mısır Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Bu araştırma geniş kapsamlı bir araştırma. 36 farklı parsele bölmüşler. Bir takım doğal gübrelerle domates bitkisini yetiştirmişler ve bunların sonuçlarına bakmışlar. Ne, nasıl sonuçlar? Ki çok detaylı sonuçlar. Öyle sadece verim üzerinde değil. Kuru madde ağırlığına bakmışlar. Organik maddesine bakmışlar. Vitamin değerlerine bakmışlar. Bakmışlar. Çok fazla parametreyle birlikte böyle bir araştırma yürütmüşler. Bunun araştırmanın içerisinde kullandıkları 3 tane doğal gübre var. Biri ısırgan gübresi, biri kaz ayağı gübresi. Belki ilk defa duydunuz ama ısırgan gübresi kadar içerisinde bitki besin maddesi barındıran bir gübredir. Ve balık gübresi kullanmıştır. Şimdi balık gübresi bu ikisinin yanında çok etkili olmadığı için onun üzerine çok fazla durmayacağım. Ancak iki tane ısırgan gübresi, öteki kaz ayağı gübresinde özellikle dikkatimi çeken birkaç nokta oldu. Isırgan gübresi ve kaz ayağı gübresi uyguladıkları domateslerin mesela genişliklerini ölçmüşler. Bitki genişliklerini ölçmüşler. Kaz ayağı ve ısırgan gübresini karşılaştırmasında ısırgan gübresi neredeyse 3'te 2 oranında daha geniş bir domates çapı oluşturmuş. Yani bitkinin çapından bahsediyorum. Bununla birlikte meyvenin de çaplarında genişlikleri çok kayda değer olmasa bile görebildik. Bununla birlikte verim konusunda da özellikle birinci kalite verim konusunda ısırgan gübresi ve kaz ayağının uygulandığı parsellerde ısırgan gübresinden çok daha fazla verim elde edilmiş. Özellikle birinci kalite verimleri yaklaşık 700 kiloya yakın bir fark var. Yani onun için ısırgan gübresinin çok yabana atabileceğiniz bir gübre değil aslında. Burun kıvırabileceğiniz, kullanmaktan imtina edebileceğiniz gübre değil. Anlatmaya çalıştığım noktada lütfen anlatabiliyorumdur inşallah. Isırgan gübresi sadece azot, fosfor, potasyum ve hatta bir iki iz element olarak görmeyin. Toprağın içerisinde mikroorganizmaları canlılığını arttırarak, bir takım enzimleri aktive ederek, bir takım hormonları aktive ederek çok çok daha fazla işe yarar. Ancak bu ısırgan gübresinin içerisine bir takım eklemeler yaparak, birazdan anlatacağım formülasyon gibi eklemeler yaparak çok çok daha fazla faydalı bir gübre haline getirme şansımız var. Bizim ısırgan gübremiz işte domatesde kullanırız, hıyarda kullanırız ve hatta herhangi kabakta kullanırız. Bunlara etki edebilir. Bunlarla faydası görebiliriz. Ancak günümüz koca devasa buğday tarlasında, arpa tarlasında kullanırsak bunun bir etkisini, bir faydasını görebilir miyiz diye düşünürsek bununla ilgili de araştırmalar var. Mesela en bariz, en dikkat çekecek bir araştırma Washington Üniversitesi'nin yaptığı 1984, 85, 86, 87, 88 senelerini kapsayan hem Washington'da hem Minnesota'da çok geniş arazilerde yaptıkları, buğday üzerine yaptıkları araştırma var. Bu 1980'li yıllarda yaptığı araştırmada ısırgan gübresini daha ön plana tutmuşlar. Fakat aradan geçen 10 yıl sonra yani 1994, 95, 96, 97, 98 senelerinde de 36 farklı formülasyonla bu denemeyi yapmışlar. 5 senelik bir araştırmanın sonucunda bir formülasyon bulmuşlar. Yani bulmuşlar derken en etkili verimi elde ettikleri bir formülasyon bulmuşlar. Birazdan onun da üzerinde duracağım. Toprağın içerisinde olması gereken bir takım bu besin maddeleri demeyeyim de
toprağın içerisindeki mikroorganizmaları, enzimleri, hormonları daha çok çalıştırabilecek, onları aktive edecek, bir şekilde fişekleyip ateşleyebilecek bir takım malzemeler kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü toprağın içerisinde bunlar süreç içerisinde azalıyorlar, yok oluyorlar. Siz bunun farkında değilsiniz. Mesela bunlardan biri silisyumdur. Silisyum bitkinin dik durmasını, hücrelerin daha sağlam olmasını sağlarken bir de toprağın içerisinde bitki büyüme enzimlerinden 60 tanesini aktif ederek bitkinizin çok daha iyi büyümesine, çok daha sağlıklı büyümesine teşvik eder. Toprağın içerisinde silisyum koyabilmek için yapabileceğiniz mesela silis kumu, kuvars kum dediğimiz kum çalışması, uygulaması yapabilirsiniz. Bununla birlikte de at kuyruğu, bu bildiğiniz o sulak yerlerde çıkan, işte kullanılmasına aklınıza gelmeyen at kuyruğun içerisinde çok yüksek oranda silis vardır. Birazdan vereceğim formülasyonun içerisinde de bunu kullanacağız. Şimdi bu ısırgan gübresini tarla bitkilerimizde nasıl kullanabiliriz? En etkili formülasyon nedir konusuna gelirsek, şimdi bir 100 litrelik bir gübre formülasyonu çıkartmaya çalışalım ortaya. 1 litre ahır gübresi şerbeti, 12 litre ısırgan gübresi, 5 litre at kuyruğu özütü, 500 mililitre enzim, 500 mililitre humik asit, 200 mililitre de aktifleştirilmiş lab serum, yani laktik asit serum. Şimdi bu karışım bizim toprağın içerisinde hem gübre olarak, hem bitki besin maddesi olarak, hem enzim olarak, hem hormon olarak, hem bir takım toprak enzimlerini harekete geçirecek, topraktaki mikroorganizmaları harekete geçirebilecek, toprağın içerisindeki hormonları harekete geçirebilecek bir takım maddeleri vermiş olacak. Hem özellikle mantari ve bakteriyel hastalıkları önleyecek bir formül olacak. Hem de bizim toprağın içerisindeki bitki besin maddelerinin ortaya çıkacak bir takım mikroorganizmalar var. Mesela azotobakteriler gibi, mesela sülfür bakterileri gibi, fosfor bakterileri gibi. Bunları hareketlendirebilecek, bunları tetikleyebilecek bir sürü maddenin içinde olduğu bir gübre yapacağız. Bir dönüme atacağımız bu 100 litrelik gübreyle sizin kullanacağınız o sentetik gübrelerden çok çok daha fazla verim elde edebilirsiniz. Çok çok daha kaliteli bir ürün elde etme şansınız olur. Bunu amatör çalışmalarınızda, kendi bahçenizde kullanmak istiyorsanız oranları, miktarları buna göre ayarlama şansınız var. Ancak enzimi çok fazla kullanmayın. Laktik asiti de biraz binde bire veyahut da en kötü ihtimal 1/500'e denk gelecek kadar kullanın. Çünkü bunlar biraz sıkıntılı ürünler olabilir. Azaldıkça miktarları, o oranları çok gözetmeniz lazım. Fakat tarlada bir miktar tolere edebilir kendini. Fakat ufak saksıdaysa ki hele, çok büyük sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Mutlaka çok iyi ayarlamanız lazım. Bunlar doğal ürünlerdir. Ya bundan ne olacak diye düşünmeyin. Bunlar çok etkili ürünlerdir. O düşündüğünüz sentetik ürünlerden çok çok daha etkilidir. Onun için bitkilerinize zarar gelmemesi için oranları, miktarları aşmamaya mümkün olduğunca özen gösterin. Enzimi kendinizi nasıl yapabileceğinize dair video çekmiştim. Nasıl yapabileceğinizi oradan görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Orada ben 10 litrelik bir enzim ortaya çıkartmıştım. Siz bunu ölçülerini katlayarak çok daha büyük alanlarda kullanabileceğiniz kadar miktarlarda enzim yapabilme şansınız var. Laktik asit nasıl yapabileceğinize dair videoda çekmiştim. Oraya da bakabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı detaylı anlattım. Yaparsınız, kullanırsınız. Büyük faydalarını göreceğinize iddia edebilirim. Humik asiti nasıl yapacağınıza dair videoyu hazırlayamadık, yetiştiremedik bu sezona. Ancak en kısa zamanda onunla ilgili bir video çekelim. Humik asitimizi de kendimiz yapalım. Demin saydığım gübre şerbetini kendimiz yaparız. Isırgan gübremizi kendimiz yaparız. Enzimimizi kendimiz yaparız. At kuyruğu özütümüzü kendimiz yaparız. Enzimimizi kendimiz yaparız. Humik asitimizi kendimiz yaparız. Laktik asitimizi kendimiz yaparız. Dışarıya para vermeyiz. Bu özellikle geniş alanlarda yapılan tarımda en büyük girdi olarak karşımıza çıkan gübre masrafımızı sıfıra indirme şansımız olur.
Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.